Limnoloji uzmanı Dr. Erol Kesici'nin teknik anlatımlarına göre Salda Gölü'nün hidromanyezit kumulları geçmişte de çevre illere taşınmış olup gölün kumul yapısının korunması gerekmektedir. 3 milyon yıllık geçmişe sahip Salda Gölü'nün tahrip edilen beyaz kumulları çok önemlidir. Doğa Müzesi niteliğindeki gölün hidromanyezit kumullarının asla bozulmaması ve başka bir yere taşınmamalıdır. Dünyada çok ender olarak gelişen hidromanyezit çökeller, minerallerin canlı organizmalarla bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu doğa harikası oluşum, yaşamsal öneme sahip olduğu gibi bilimsel araştırmalar için de önemli bir doğa laboratuvarıdır. Göldeki ilkel alglarla oluşan hidromanyezitli yapılar üzerindeki incelemelerde Mars gezegenini toprağıyla benzerlik oluşturduğu belirlenmiştir. Buradaki hidromanyezit yataklarının korunması için Salda Gölü kirletilmemeli, biyolojik yapısı ile çeşitliliği korunmalı ve çökellerin olduğu yerlerde erozyona neden olacak yapılaşma, kum alımı ve hareketlilik kesinlikle olmamalıdır. Burası Türkiye'nin nazar boncuğu göllerinden biridir. 3 milyon yıl önceki depremler sonucu oluşan Salda Gölü'nde hidromanyezit madde, ultramufik kayaçların yer aldığı göl ortamında oluşan bir mineraldir. Göllerin oluşumunda çanak yapısı çok önemlidir. Tektonik kökenli göl olan Salda'nın çanak yapısı da günümüzden 3 milyon yıl önce bölgede meydana gelen deprem ve sarsıntılarla şekillenmiştir. Göle özgü magnezyum karbonat, göl sularının çekilmesiyle zemindeki dip çamurlarının oluşturduğu kümelerin su yüzeyine çıkarak havayla temas etmesi ve karbondioksiti emmeleri sonucunda oluşur. Böylece beyaz kayalıklar ve çökeltiler halinde bir görünüm kazanan manyezit oluşumlar ortaya çıkar. Salda Gölü zemininin Mars toprağına benzemesi Salda'ya Doğa Müzesi konumu kazandırmıştır. Bu nedenle gölün yapısına kesinlikle müdahale edilmemelidir. Salda Gölü'ndeki beyaz kayalıkların, organik olmayan maddelerin, organik yapı içinde çökelmesiyle meydana gelen tepkimelerin sonucunda oluşmuştur. Gölün çevresinde oluşan beyaz halka şeklinde görülen bu oluşum, dünyada çok nadir görülen minerallerin canlı organizmalar ile birleşmesiyle karnabahar görünümlü şekiller oluşturur. Hassas yapıdaki bu oluşum, yaşamsal önemde olduğu gibi Salda Gölü'nü bilimsel araştırmalar için adeta bir doğal laboratuvara dönüştürüyor. 1996 yılında İskoçya Glasgow Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mike Russell ve ekibi Salda Gölü'nün zemin ve toprak yapısı hakkında yaptıkları bilimsel araştırmada göldeki ilkel alglarla oluşan hidromanyezit yapılar olan beyaz kumların Mars gezegeninin toprak yapısıyla benzerlik gösterdiğini tespit etmişlerdi. Yüksek ısıya dayanıklı hidromanyezit oluşumların cam, seramik, kağıt, tuğla, mutfak eşyaları, otomotiv, yapı elemanları ve ısıl işlem fırınları gibi birçok endüstriyel alanda kullanımı nedeniyle de Salda Gölü manyezitleri yakın zamana kadar çevre illerden gelen insanlar tarafından peyzaj düzenlemesi ya da başka amaçlarla bölge dışına götürmüştür. Gölün çevresinde oluşan çukurlar bu kumulların taşınmasından kaynaklanıyor. Biyolojik yaşam içinde vazgeçilmez olan Salda Gölü, hidromanyezit kaynağı olan kumulları alanın dışına kesinlikle çıkarılmamalı ve ticari olarak satışına da izin verilmemelidir. Çünkü beyaz kumulların alan dışına çıkarılması, gölün ekolojik yapısını çok büyük bir tehlike altına sokacaktır. Bu benzersiz varlığın geleceğe kalması için gölü uzaktan sevmeyi öğrenmek zorundayız. Hiç olmazsa bu aşamadan itibaren Salda Gölü'nün kirlilikten uzak tutularak mutlaka korunması gerektiğini öğrenmeliyiz ve öğretmeliyiz. Gölün bugüne ulaşmasında çok önemi olan ekolojik yapısı ve biyolojik çeşitliliği korunması, çökelleri oluştuğu alanda erozyona neden olacak yapılaşma, kum alımı ve yoğun insan baskısına son verilmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan bu nadir doğal mirasımızın renginin solmaması için Salda Gölü'nü uzaktan sevmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bizlerin görüp etkilendiği, huzur bulduğu Salda Gölü'nü gelecek kuşakların da görebilmesi için bunu yapmamız kaçınılmazdır. İş makineleri ve kamyonlarla tahrip edilen kumlar, tepkiler sonucu kürek ve el arabalarıyla geri taşınarak tırmıklarla düzeltilse de sonucun ne olacağı zaman gösterecek. Profesör Doktor Doğan Kantarcı'nın tahrip edilen Salda Gölü'nün kumulları hakkındaki raporunda çok çarpıcı uyarısına göre huntit minerali kum değildir. Çok ince toza dönüşerek solunum yollarında, akciğerde, alveollerde birikip zarar verebilir. Eski göl tabanı olan alandaki beyaz yapının hidromanyezitlerin kurumasıyla oluşan huntit minerali kum değildir. Kum yerine de kullanılamaz. Yürüyüş yolu yapılacağı söylense de ayakkabı ile basıldığında dahi zamanla ufalanır. Çok ince toza dönüşen huntit minerali solunum yollarında, akciğerde, alveollerde birikip zarar verebilir. Çapı 2,5 mikrometreden küçük tanecikler akciğerden kana karışıp kılcal damarlar ile beyne kadar ulaşabilmektedirler. Bu kadar ince toz haline gelebilen huntit mineralini kepçe ile kazımak, yığmak, yüklemek ve de üstünde kamyon dolaştırmak önemli miktarda çok ince toz oluşumuna ve tozumaya sebep olur. Huntit mineralini yol yapımı veya kaplaması olarak kullanmak oradan geçen insanlar için tehlikelidir. Üste açılan ve kazılıp ezilen ince toza dönüştürülen huntit minerali Salda köylüleri ve hayvanları için de tehlikelidir. Profesör Doktor Doğan Kantarcı'nın raporuna göre 184 metre derinliğe sahip olan Salda Gölü, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 ila 4 metre çekilerek yüzeyi küçülmüş, 1955 yılında yapılan ölçümlerde 1140 metreden olan göl yüzeyi 2011 yılında 1136 metreye gerilemiştir. Aradaki fark 60 yıllık süre içinde yaşanan yeraltı suyu kullanımı ve buharlaşmanın etkisi sonucudur. Ayrıca Salda Gölü'nü besleyen derelere yapılan göletlerde daha sonraki yıllarda su seviyesine olumsuz ve yıkıcı etki yapmıştır. Yine rapora göre göl çekildikçe huntit adı verilen mineral ortaya çıkmaya devam edecek. Salda Gölü'nün suyunun kalsiyum bikarbonat, magnezyum bikarbonat ve sodyum bikarbonat içerdiği ile alkalin haldedir. Sığ suda bu tuzlar önce hidromanyezit halinde çökelmekte, giderek su kaybedip huntit mineraline dönüştürmektedir. Bu mineraller saniyede ısı yalıtımında kullanılmaktadır. Salda Gölü üzerindeki maden ruhsatlarının amacı da bu mineraller olmalıdır. Bu mineral kum değildir. Kum yerine kullanılamaz. Göl seviyesinin alçalmasıyla birlikte tabanına çökelen hidromanyezitin kuruyarak huntit mineraline dönüşüyor. Kum yerine de kullanılamayan Salda Gölü kıyısına genel sağlık nedeniyle hiçbir şekilde turistik tesis yapılamaz. Buna rağmen tesis altyapısı için eski göl tabanı kazılıp tahrip edilmiştir. Oysa göl ve çevresindeki kıyı kuşağı ve eski göl tabanı dünya çapında değerli bir jeoloji harikası olup ulusal ve dünya mirasıdır. Bu bağlamda bu kadar değerli bir tabiat harikası ekosistemin çevresiyle birlikte mutlak olarak korunması, kirletilmemesi, kıyılarına hiçbir tesis yapılmaması gerekmektedir. Göl ve kıyıları sadece karşıdan dünyanın 7 harikasından biri olarak seyredilip resim çekilecek turistik bir alan olarak kullanılmalıdır. Görenleri büyüleyen beyaz kumsal ölüm tozuna dönüşebilir. Salda Deresi ağzındaki Karakova sazlığının göl tarafındaki bölümü de Gölün eski tabanıdır. Burası bir huntit minerali yatağı durumundadır. Huntit ısıya karşı yalıtım ve yangına karşı dayanıklı kumaş yapımında kullanılmakta olup ihraç edilen bir mineraldir. Salda Gölü ve çevresinin doğal sit alanı olmasının yanında uluslararası sözleşmelere de konudur. Ayrıca dünyada pek az yerde ve Salda Gölü sularında yaşayan, fotosentez yapan ve oksijen üreten tek hücreli, mavi yeşil alg olarak da isimlendirilen siyanobakteriler vardır. Bunların ipliğimsi yapıları üstüne çökelen kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat şelleri ile taneciklerini tutarak oluşturduğu organo mineral taşlar yok olursa, hiçbir tesisin geliri bu yok oluşu yani ekolojik maliyeti karşılayamaz. Huntit bir organo mineraldir, kum değildir. Üstünde ayakkabı ile basılarak yüründüğünde zamanla ezilip ufalanıp çok ince toza dönüşür. Yol malzemesi olarak kullanıldığında bu yoldan geçen ve geçecek olan araçların sürücüleri ve halk ince tozu akciğerlerine alınca ne olacağını da iyi düşünmek gerekir. Konu çok ciddi bir sağlık sorunu olduğu kadar sağlık ile ilgili hukuki bir sorun olarak da ortadadır. Aynı zamanda jeolojik bakımdan çok değerli dünya harikası bu oluşum, kazılıp üstü açılan alanda da kepçe ve kamyon dolaşımı ile önemli miktarda huntit minerali tozu oluşmuştur. Bu tozun da çevrede yaşayanlara ve yaz boyunca yöreye gelecek insanlara etkisi yetkililerce iyi değerlendirilmelidir. Türkiye, dünya mirasını paraya çevirecek kadar kültür yoksunu bir ülke olmamalıdır. Salda Gölü ile ilgili olarak çok değerli bilimsel araştırmalar ve ölçümler yapılmıştır. Bu araştırmalar ortadayken Salda Gölü'nü bir kazanç hevesine kurban etmek ve bu olaya göz yummak Türk milleti adına kabul edilemeyecek bir girişimdir. Dünyada Salda Gölü'ne benzer birkaç göl vardır. Bunlardan bir tanesi de Meksika Orta Yaylası'ndaki El Chichika Gölü'dür. Çevresine hiçbir tesis yapılmadan bir dünya mirası olarak korunmaktadır. Türkiye var olan bu tür dünya mirası niteliğindeki değerleri hiçbir tesis projesi adı altında veya ihraç materyali olarak kullanıp paraya çevirecek kadar düşkün bir ülke olmadığı gibi kültür yoksunu bir ülkede değildir.